Peki şimdi ben bir şey merak ediyorum. Siz mesela eski Mao'cusunuz, sosyal demokrat falan diyorsunuz. Ee, bayağı da bu hareketlerin içinde de yer almışsınız. Hem siyasi hem öğrenci hareketlerinde. Sizin muhafazakar demokratlar geçişiniz nasıl oldu? Yani nasıl AK Partilileştiniz siz? Ya ben şöyle oldu. E, ee, seçimleri dolayısıyla ben tanıştım Tayyip Bey'le. Sayın Cumhurbaşkanı yasaklı olup da geçti. İşte o sıralarda hmm. yasağı kaldırıldı. Ee, ben Siirtliyim. Hatta pervari'liyim yani, Siirt'in pervari kazası. Ee, o sıralarda da Siirt'te bir, kıymetli bir vali vardı, Nuri Okutan. Hı hı. Beş yıl kaldı orada, ben de ısrarla onun kalmasını istiyordum. Ee, orada çünkü çok güzel işler yapıyordu. Mesela şu anda e, Siirt fıstığı Rokolte'de Antep'i geçti, onun sayesinde valiliği döneminde 15 milyon fidan diktirtti Siirt'te. Ee, ve e, onunla da bir anlaşmam vardı. Devlet siirt'e ne kadar yatırım yaparsa o bütçesinde ben de o kadar koyuyordum. Beraber sosyal ve şey yatırımlar yapıyordum. Karşılığında ne alıyordunuz? İyi sevgisi. Hayır işi. Yani siirtler, ben siirtliyim yani. siirtlere Devlet çok az yardım yapıyordu siirt'e. Devlet çok az yardım yapıyordu siirt'e. Yani mesela bir bir ara 10 milyon lira kaynak ayırıyordu. Ben de 10 milyon milyon koyuyordum. Sonra 20 milyona çıkardı. O zaman devlet fakru zaruret içerisinde dedi. Devletin Yatırım yapacak parası da yoktu. 70 sente muhtaç olduğumuz yıllardı. O 1970'ler ee, değil mi ya? Yok 80'lerde de büyük kriz oldu biliyorsun. Ama bu sizi anlattığınız daha 2000'lerin başı gibi anlatıyorsunuz. E i̇şte o sıralar 2001 krizi büyük bir krizdi. Ee, devletin kaynakları bayağı tükenmiş gibiydi. Ee, Siirt'in bir köyü, benim de yıllarca yaşadığım yöreler, köyü de biliyorum. Doğan Köyü, Kürtçe ismiyle Osyan. Protesto için seçime gitmedi. Ben de Amerikan gezisindeydim. Bir iş gezisindeydim. Ben o sıralar Dünya İlaç Dağıtıcıları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydim. Siz Forbes'ta bir ara falan girmiştiniz değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. 2001 e, Forbes zenginlik sıralamasında Türkiye'de ilk yüz arasındaydım. 20. idim. Daha AK parti anladım. yok. Yok canım zaten. 2002 daha... AK Parti. Yani e, muhafazakar partiler var. Ben onların karşısında bir adamdım yani. yani onların Şimdi Forbes'ta kaçsınız şu an? Şu anda iki, bir sıraya bile girmiyorum. <laughs> 2000'inci bile değilim. <laughs> Şimdi o sıra bari beni aradı dedi ki ya bizim köyde Osyan köyünde seçime gitmemiş. Ee, tutanağı at tutarsak seçim iptal olacak. E, ee, Tayyip Bey'i ikna edebilir miyiz Siirt'ten aday olsun diye. Ben Amerika'dayım iş kesindeyim. Hmm. federasyonun toplantısına gitmiştim. İlaç dağıtırları Federasyon öğretim kurulu geçirdim New York'ta. Ee, çok heyecanlandım. Dedim ki Sayın Valim sen tutanağı tut. Ve gelelim Tayyip Bey'i gidip ikna edelim. Döndüm hemen seyahatimi arada kestim. Döndüm geldim ben e, Türkiye'ye. de gittim. Vali, eşraf falan toplandık. Tayyip Bey'den randevu istedik. Ve Fatih Bern Otel'de bize randevu verdi. Ben de Sirtlilerin sözcüsü olarak huzuruna gittim. Dedim ki efendim Sirt'ten aday olursanız siz damadısınız. Buradan hapse düştünüz. Size yakışan Sirt'ten aday olmak sen ne ilgilendirir ya? Sen dedi sol, solcu bir adamsın dedi. Dedim vallahi doğru beni ilgilendirmiyor beni Siirt ilgilendiriyor. Yüz yıl sonra Siirt'ten bir başbakan çıkacak yani. Ben de Siirtliyim dedim. Ee, çok dobra konuşuyorsun dedi. Ne oy alacağız dedi. Dedim efendim yüzde oy aldınız siz iptal edilen seçimde. İptal edilecek seçimde. Biz elli alırız dedim. Dedi ki yani bek şey bekara kar boşamak kolay. Siyaset o kadar kolay mı zannediyorsun? artıyorsun dedi. Dedim efendim ben her türlü cezaya razıyım alamazsak. Peki dedi. Gelin çalışın. Gittik çalıştık Siirt'te ve yüzde seksen altı oy aldık. Yani Türk siyasal tarihin en yüksek oyunu aldık Siirt'te. Silme, 3 milletvekili ve sonra belediye başkanını da aldık. Öyle tanıştık biz onunla. Orada şunu gördüm. Çok ahlaklı bir kimlik. Hayat iç yalan söylemeyi bilmeyen. Dobra dobra. Halk, halkla diyaloğunda da öyle olan ahlaklı bir lider gördüm. Ve Ahmet Hakan'ın deyimiyle aşık oldum adama. Şimdi sizin o yıllar önce... Ondan sonra nefer olarak arkasından yürüdüm ben 20 yıl. Hiçbir şey de istemedim. Hep neferliğini yapmaya çalıştım. Çünkü davası benim de benimsediğim bir dava. Ee, Türkiye'ye ayağa kaldırmak, ezilen milletlerin lideri olmak, emperyalizme karşı dik durmak. Bunlar zaten benim geçtik yıllarımın hayal ettiğim fikirleriydi. E onları da savunuyordu. Dünya 5'ten büyüktür. Biz ne diyorduk o zaman? Amerikan emperyalizminin on parmağının altında 10 pire var diyorduk. Kağıttan kaplandır diyorduk. E şimdi baktım Tayyip Erdoğan aynı şeyleri söylüyor. E onun davasını, fikriyatını paylaştım. Hala da paylaşıyorum. Hala paylaşıyor musunuz? Tabii. Çünkü Peki bir şey söyleyeceğim. O şimdi. davasından vazgeçmediği sürece ben ona neferliğe de devam edeceğim yani. Ee, sizin... Parti daşı olmak veya olmamak ayrı bir şey. Parti bağı, aile bağı şunlar bunlar geçici şeyler. Önemli olan fiyat bir haberiyle. Sizin o yıllar önce biraz önce söylediğiniz şu Erdoğan'a açık aşığım açıklamanız çok olay olmuştu. İlk önce hatta şey dediniz ona anam babam çocuklarım eşim feda olsun demişsiniz evet. 2015'te. Evet evet. Sonra da o ifadeniz gördükçe de aşık oldum. Evet. Doğru solculuk döneminde Mevlana ile Şemsin arasındaki aşkı anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki böyle ilahi bir aşk iki erkek arasında da olabiliyor demişsiniz. Bu aşk hala devam evet. ediyor mu? Evet. O davasını sürdürdüğü sürece devam edecek. Ya ben davamdan vazgeçeceğim bu aşkın bitmesi mi için Bey bu söz... ya o davadan vazgeçecek. Ha bu bir insanı yani bir lidere karşı beslenecek duygu olarak biraz fazla değil mi bu mesela? Yani, ya yani bu Türk halkı hala yüzyılla onlarca yıldır Mustafa Kemal'e aşık vazgeçiyor mu? Yani 38'de kaybettik Mustafa Kemal'i. Sen Cumhurbaşkanı ile Atatürk'ü aynı yerde mi görüyorsunuz? Fark etmiyorlar. İkisi de bu, bu, toplumun tarihe geçecek büyük liderleri. Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Padişah Orhan, Yavuz, daha geleyim mi? Abdülaziz. Peki bu açtan Cumhurbaşkanı haberi Abdülhamid, var mı? Abdülhamit, Mustafa Kemal. Ben Cumhurbaşkanı Emre mesela Paşa. bir gazeteci olarak uzaktan takip ettiğim kadarıyla yani bile hiç böyle bir şeyim yok ama e, bu tip şeylere e, ne derler bunlara hani e, iltifatlara çok sıcak bakmadığını ben hep görmüşümdür. Bir belediye başkanı mesela şey demişti hatırlıyor musunuz? Ben onun yüzüne söylemiyorum ki zaten. Ama mesela bundan rahatsız olmadım. yüzüne, yüzüne söylediğin zaman yüzü kızarıyor. O kadar ahlaklı bir insan. Ne dedi sizin bu? Çok mektep ettiğiniz zaman yüzü kızaran bir lider bu. Çocuklarından bahsederken ağlamayı bilen bir lider. Bir gün Tayyip Erdoğan'ın Yeminli muarızı bir iş adamı bana geldi. Eski siyasetçilerle de akrabaları olan bir iş adamı. Sevdiğim bir adam. Bir gün geldi bana dedi ki seçim arifesi. Ben dedi Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Ya dala geçme oğlum dedim. Sen vermezsin. Sen İstanbul Dükkanı'nın önemli adamlarından birisin. Sen Tayyip Erdoğan'ı beni mi kandırıyorsun dedim. Benimle bir işin de var onu kotarmak için mi yapıyorsun? Yok dedi yemin ediyorum dedi ben Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Niye dedim. Seni bu kararını değiştiren ne? Dedi ki ben bütün eski liderleri biliyorum. Demireli, Mesut, Mesut Bey'i, Rahmetli, Ecevit hepsini tanıdım. Köklü bir siyasi aileydi ve iyi bir iş adamı. Hatta onlardan biriyle de akrabalığı var. Ben bunların çocuklarından bahsederken ağladıklarını hiç görmedim. Hatta ağladıklarını hiç görmedim dedi. Dün gece televizyonda Tayyip Erdoğan'a gazeteci çocuklarıyla ilişkilerini sorunca gözleri yaşardı dedi. Dedim ki ya bu merhamet dolu bir adam ve bundan dolayı ben ona oy vereceğim dedim. Gittim o zaman başbakanlığı Cumhurbaşkanı'na aktardım. Hadi ya vermez dedim. Ama hakikaten verdi oyunu.